Merhaba, Evde Hobi ailesi. Bugün sizlere anlatacağım bu modeli daha küçük bir parçasını çalışacağım. Böyle iki tane modelli olarak değil de daha küçük bir parçasını adım adım çalışacağım. O yüzden beni dikkatle dinleyeceğinizi umuyorum ve hemen çalışmamızı yapıyorum. Şimdi buradaki açık rengi kullandığım projede Alize Baby Best'in krem rengiyle çalıştım. 3 milimlik tığ kullandım. Duruşu bu şekilde. Şimdi de hemen aynı projeyi Himalaya Everyday Anti Peeling bebe ipiyle çalışacağım. Gene buradaki çalışacağım ipte 3 milimlik tığ kullanacağım arkadaşlar. Şimdi sizler bu projeyi çalışırken battaniye ya da daha farklı projelerde kullanabilirsiniz. Mesela çanta yapımında vesaire de. Hemen zincir yapımıyla başlayacaksınız. Böyle kısa tığlar kullanabilirsiniz. Çünkü anlatacağım proje sık iğnelerden ibaret. Bu seferki böyle. Aynı modeli Tunus ilmekleriyle yapabiliyor muyuz? Evet, yapabiliyoruz. İlerleyen günlerde onun çalışmasını da sizlerle paylaşacağım. Neden iki tane farklı ip kullandığımı söylemek istiyorum sizlere öncelikle. İkisinin duruşu arasındaki farka bakarsınız. Ona göre çalışacağınız battaniye ise ona göre karar verirsiniz diye düşündüm. Şimdi hemen zincirlerimi çekmeye başlıyorum. 29 ilmek üzerinden başlayacağım çalışmamıza ve adım adım gideceğim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın, battaniyeyi çalışırken şu iki model arasına ben 1, 2, 3, 4 tane, hatta şu üst sırayı sayarsak 5 tane en geniş alanını koydum. Sizler burayı daha geniş çalışabilirsiniz arkadaşlar. O zaman yapacaksınız işlem her bir model için 2 ilmek eklemeniz gerekecek. Önce böyle kısa projeyi çalışırsınız. Daha sonra projenizi genişletmek için her bir model için artı 2 ilmek çalışmanız gerekmekte. Modelinizi o şekilde büyütmenize yardımcı olacaktır. Hemen zincirlerimizin çekimiyle başlıyorum. 29 adet zincir çekeceğimizi belirtmiştim. Şimdi şöyle göz kararı bir miktar zincirlerimizi çalıştım. Daha sonrasında şurada yapacağımız işlem hemen sık iğnelerimizle ilk 3 sırayı tamamlamak. Sizlerle beraber bakın 3, 4, şöyle biraz daha yakına getirmek istiyorum sık iğnemizin çalışmasını. 5, 6 şeklinde sık iğnelerimizi çalışıyoruz. Başına dolamadan, bakın dolama yapmadan. 6 diye devam edeceğim. Bunu ilk 3 sıra bu şekilde devam etmek istiyorum. Birbirinin üzerine. Şimdi hemen hızlı bir şekilde örelim ve gelelim.